bir pilav tencerem var. Bunun altını yakıyorum ve hafiften tencereyi burada ısıtmaya başlıyorum. Küçük gözlü bir ocakta çalışabilirsiniz. Çünkü patlıcan silkmeyi yavaş yavaş pişirmeye ihtiyacımız var. Öncelikle iki tane soğan alıyorum, tamam mı? Ve soğanları şöyle ay şeklinde piyazlık olacak vaziyette doğrayarak işe başlıyorum. Şimdi ben normalde hani iki tane soğan kullanıyorum. Yani iki adet soğan kullanıyorum ama çoğaltabilirsiniz. Çok gözüm yandı. Olsun, bu işin şanındandır. Çoğaltabilirsiniz, üçe hatta dörde kadar bile çıkartabilirsiniz. Zeytinyağı konusunda cömert davranmanız lazım. Çünkü bu zeytinyağlı bir yemek ve bayağı da sever. Burada yaklaşık yarım su bardağından hatta belki bir tık daha fazla zeytinyağı koydum içerisine. Çok fazla yeşil olan, içindeki var olan şu göbek kısmındaki filizler varsa onları koymuyorum. Mümkün olduğu kadar soğanların büyük parçalarını koyuyorum. Ve hafiften yağda bunları şöyle bir tur çevirmeye başlıyorum. Bir tahta kaşık ve şöyle hafiften soğanları yağda çevirmeye başlıyorum. Yavaş yavaş soğanları terletmeye bıraktım burada. Soğanlar daha rahat terlesin diye içerisine bir tutam tuz atıyorum. Döndüm tekrardan tezgaha. Birazcık sarımsak da ilave edeceğim. Yani daha doğrusu birazcık değil, benim sarımsaklar küçük olduğu için epeyce bol sarımsak ilave edeceğim. Yaklaşık 5-6 diş kadar sarımsak aşırı derecede yakışıyor. Çok tavsiye ederim koymanızı. Bunları burada hafiften kendi haline bıraktım. Gelelim tarifin esas olanı patlıcana. Bu tarifte tencerenizin aldığı kadar patlıcan kullanabilirsiniz. 3 tane patlıcanla gayet rahat yeterli oluyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. Patlıcan silkme karıştırmadan yapacağınız bir yemek. Yani böyle tencereyi hafiften silkeleyerek yapacağınız bir yemek. O yüzden zaten ismi patlıcan silkme. Kabuklarını tamamen soymanızı istiyorum. Evet, tamamen. Bir sürü farklı tarifte bunların böyle alacalı vaziyette kesildiğini, hafiften böyle kalın olacakmış vaziyette dilimlendiğini görebilirsiniz. Ama bizim mutfakta bu hiçbir zaman böyle yapılmadı. Ve benim yaptığım gibi yaptığınızda lezzeti patlıcanın böyle bir sünger gibi içine çekmesini sağlıyorsunuz. Ve bu şeklini, şemalini de koruyorsunuz. O yüzden de hiç karıştırmıyorsunuz. Sadece silkeliyorsunuz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bu patlıcanlarla ne yapacağım? Bak, bıçağımı aldım. Baş kısımlarına birer darbe vurdum. Kafalarını ayırdım. Varsa eğer şu siyah nokta kalan üstünde, yani kabuktan kalan parçalar, onları da ayırdım. Doğru işlem bu. Şimdi eşit parçalar doğrayacağız, tamam mı? Patlıcanı koyun ve eşit parçalar doğrayın. Yani şöyle bıçağımla vurdum. Şöyle bir parça elde ettim. Bu parçaya yakın diğer parçaları da doğruyorum. Uç kısımları, sivri olan kısımları hafiften kestim. Ve elimde toplam 9 parça patlıcan var. Üstünde kabuğu olmadığı için bu arkadaşlar her şeyi hızlıca içine çeker, emer ve süper lezzetli olur. Şimdi size önerim ve hatta ricam şudur. Eğer patlıcanınızdan çok emin değilseniz, yani çok acı vesaire olabilir diyor iseniz, mutlaka ve mutlaka birazcık tuz ekleyin üstüne, şu iç kısmına ve diğer iç kısmına ve tezgahın üstünde biraz bekletin. Aşağı yukarı 10 dakika beklettiğinizde patlıcanın var olan acı suyu birazcık dışarı çıkacaktır. Ben patlıcanlarımdan emin olduğum için hiç böyle bir şey yapma gereği duymuyorum. Direkt olarak içerisine koyacağım. Soğan ve sarımsak hafif kendilerini bıraktılar ama daha çok diriler gördüğünüz gibi. Bu diri olmaları benim için sıkıntı değil çünkü 1 saat kadar pişecek burada. O yüzden doğru yolda gidiyoruz. Şimdi azıcık bir tuz eklemiştim. Bir parçacık karabiber ekliyorum içerisine. Yine bir tur karıştırıyorum. Tamam. Şekerini ilave edeceğim. Bu tarif şeker seviyor dostlar. Yani bayağı şeker seviyor. O yüzden böyle hani zeytinyağlılara koyduğunuz gibi değil, eski usul gibi koymanız lazım. Şöyle normalde hani böyle bir tatlı kaşığı kadar toz şeker diyorum ya size. Yok, buna böyle şöyle bir yemek kaşığı kadar toz şeker koyacaksınız. Çünkü dediğim gibi seviyor. Yani lezzeti kaldırıyor onu. Bir yemek kaşığı kadar toz şeker koyacaksınız.
Arkasından da karıştırıp patlıcanları dizmeye başlayacaksınız. Şekeri koyduktan sonra çok vakit kaybetmeyin çünkü şeker ısıyla beraber hızlıca karamelize olacak ya. İçine koyacağımız suyu ve benzerini de eklemek lazım. Şimdi patlıcanlar direkt olarak giriyor içine bunu, tamam mı? 9 tane dilimlenmiş patlıcanı sığdıracak gibi koyun. Diklemesine değil, yanlamasına koyuyorsunuz böyle. Altta da soğanlar olduğu için yapışır mı, o mu, bu mu endişemiz yok. Koyduk patlıcanları üstüne. Her şeyimiz tamam. Su ekleyeceğiz. Biraz daha zeytinyağı. Bir küçük tutam daha şöyle göstermelik şeker. İşimiz tamam. Ne kadar su? Vallahi 1,5 bardak kadar su ekleyeceksiniz. Eşit ve orantılı güzel şekilde pişmesi için. Şu 1 bardak su. Tamam mı? Şu da fazlası. Yaklaşık 1,5 bardak kadar suyu ekleyeceksiniz. Patlıcan çünkü içine koyduğunuz sıvı her neyse hafiften diye absorbe ediyor. İşi bitiriyor. Bundan sonramız çok yapacak bir şey yok. Sadece adettendir. Şöyle üstüne bir tutam daha şeker gezdiriyorum patlıcanların. İşlem tamam. Şimdi bu dakika itibariyle bu arkadaşın kapağını kapatacağız. Tamam mı? Altını gazlayacağız ve içindeki sıvıyı fokurdatmaya, tıkırdatmaya başlayacağız. İçindeki sıvı tıkırdamaya başladığı an altını kısacağız ve ara ara gelip tencereyi alıp şöyle yapacağız. Silkeceğiz bir yani. Silkeleyeceğiz, tamam mı? Bu arkadaşı bıraktık. Ara ara gidip geleceğiz. Bir tür silkeleyeceğiz. İşi bitireceğiz. Şuna bir dönmemiz lazım. Bak fokurdamaya başladı, tamam mı? Şimdi bunun altını iyice kısıyorum. Mümkün olan en kısağı getirin. Ve bunu burada için için bütün eski tarifler gibi pişirin. Sadece arada bir gelip şöyle bak. Şöyle bir hop. Hah. Zaten bunu yaptığınız zaman patlıcanlar içeride belli belirsiz bir dönüyorlar yani böyle. Çünkü bir tarafı su çekiyor, öbür tarafı filan. Böyle bir küçük küçük oyunlar, türlü türlü böyle tuhaflıklar hepsi bizde. Şimdi burası ocaktan aldım. Tamam şöyle bir silkiyorum. Silkeliyorum, silkeliyorum. Ve tekrar daha da küçük göze geldim. Çünkü küçük gözde çalışacağım. Bir de şunu göstereyim size. Eğer arzu ediyorsanız aralarda şunu yapabilirsiniz. Alın bir küçük kaşıkla çok zedelemeden. Bak mesela burası iyice su çekmiş ama diğer kısmının da birazcık çekmesi lazım. Şöyle bir tur alt üst edebilirsiniz. Ama dediğim gibi patlıcanlarınızı hiç zedelememeye çalışın. Lezzetli ve güzel bir şekilde burada kendi kendilerine su çeken taraf kalsın. Diğer tarafta güzelce suyunu çeksin. Aynı şekilde kapağı kapalı vaziyette ocağınızın en küçük gözünün en kısık ateşinde pişirmeye devam ediyorsun.